Anadolu'nun güçlü sesi Anadolu RTV ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Bir Kadın Kadına programıyla daha karşınızdayız. Her hafta farklı kadın konuklarımızla söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki konuğumuz Avukat Kübra Nur Gündüz. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de gayet iyiyiz. Bir Kadın Kadına programında daha izleyicilerimizin karşısındayız. Bu hafta kadınlardan... Siz avukatlara sık gelen soruları konuşacağız. Evet. Ama onun öncesinde bizler sizleri tanıyoruz ama izleyicilerimizin de tanıması adına Kübra Nur Gündüz kimdir? Evet. Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için çok mutluyum, çok gururluyum. Çok teşekkür ederim. Kendim şöyle açıklayacak olursam, ben Avukat Kübra Nur Gündüz. 1996 Kayseri doğumluyum. Ankara Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Fiilen avukatlık yapıyorum kendi büromda. Çok küçük yaşlarda sohbet esnasında çok küçük yaşlarda çok azimli bir şekilde çalıştığınızı, çabaladığınızı ifade ettiniz ki çok genç yaşta mesleğinize başlamanız da bunun bir göstergesi. Tebrik ediyoruz. Programımızda ağırlamaktan da onur duyuyoruz. Kadınlardan gelen sık sorular dedik programımızın başında. Nişanlanma, evlenme, boşanma süreçleri, iş hayatı bunlarla ilgili birçok soru geliyor size. Şöyle bir sıralama halinde gelecek olursak önce evlenme, boşanma, nişanlanma süreçleriyle ilgili en çok sorulan ve karıştırılan sorulardan biri bu. Evlilik teklifi, nişanlanma sayılıyor mu? Evlilik teklifi esasen toplum hep şeyi düşünüyor, nişan töreni veya bir şahit olmalı gibi düşünüyor. Ama böyle bir şey gerek yok. Yani sırf sessiz bir şekilde ellerimizi nikah yüzüğü için işte veya nişan yüzüğü için uzatmamız bile bir nişanlanma ve bu hukuki açıdan önemli. Evet. Sinemada bir gencin evlilik teklif etmesi tabii ki bir nişanlanma geçiyor ve nişanlanmanın yaptırımlarını da bu durumda karşılıyor. Hukuki yani ailelerin önemli. Bir araya toplanması, onlarca kalabalığın bir arada olmasının hiçbir önemi yok. Benimle evlenir misinin cevabı evetse, yüzükler takılmışsa bu bir nişanlanma. Evet, doğru. Evet, karıştırılan sorulardan biri ifade ettiğimiz gibi nişanlanmanın da yaptırımlarını taşıyor dolayısıyla. Evet. Nişan yapıldı, nişanda takılan daha sonrasında bozuldu. Nişanda takılan altın vesaire kimde kalıyor? Alınan hediyeleri kimler isteyebiliyor ve bu nasıl ispatlanıyor? Evet, şöyle aslında nişanlanmanın hukuki yaptırımlarından bahsederken aslında bura çok önemliydi. Şöyle. Çünkü biz maddi tazminat, manevi tazminat ve eşyaların iadesi olarak kanun bunları üçe bölmüş. Maddi tazminat nedir mesela? İşte gidiyorsunuz, işte nişanlanıyorsunuz ama nişanlı sizi aldatıyor, terk edip gidiyor. Böyle bir durumda işte nişan gideri yaptınız, nişan töreni için masraf yaptınız, evlilik için mobilya aldınız. Bunu maddi tazminat şeklinde isteyebiliyoruz. Evet. Veya kişilik haklarınıza saldırı yapıldı, işte hakaret etti. Bunu manevi tazminat şeklinde de isteyebiliyoruz. Bir de eşyaların iadesi, kusur oranına bakılmaksızın ben diyelim nişanlımı aldattım ve gittim. Böyle bir durumda ben olağan dışı ne aldıysam geri isteyebiliyorum. Bu eşyaların iadesi kısmında kusur aranmıyor. Bunlar ne olabilir? İşte altın kolye, işte bilezik, lüks araba veya nasıl denir cep telefonu, lüks cep telefonları. Bunları da eşyanın iadesi şeklinde isteyebiliyoruz biz nişanlıyken. Evet. Bu nasıl ispatlanıyor? Bunlar aslında işte nişan töreninde işte kamera kayıtları, işte dekontlar, cep telefonunu aldığınıza dair dekontlar, işte bu şeylerle ispat edilebiliyor. Tören esnasında hediye edilmiş olması şart mı? Atıyorum 3 aylık bir nişanlılık süreci oldu. O 3 aya yayılmış hediyeler var. Evet, şöyle. Tören esnasında olan şeyi biz maddi tazminat olarak isteyebiliriz. Benim tercihim de bu yönde olurdu. Diğerlerini de eşyanın iadesi şeklinde istemek daha kolaylık sağlar. Yani alınan hediyeleri biz bir şekilde geri isteyebiliyoruz nişan yüzüğümüz hariç. Nişan yüzüğümüz hariç. Geçtik evlilik sürecine. Evleneceğiz. Evlilik sözleşmesi istendi. Evet. Bu evlilik sözleşmesi nedir? Aslında kulağa biraz ürkütücü geliyor. Sanki karşılıklı bir güven yokmuş gibi geliyor ama günümüzde de eminim ki tercih eden çok kişi vardır. Bu evlilik sözleşmesi ne anlama geliyor, nasıl yapılıyor? Evlilik sözleşmesi aslında şu an herkesin, evli olan herkesin bir evlilik sözleşmesi var.
Şöyle anlatayım. Biz aslında bu halk dilinde evlilik sözleşmesi deniyor ama kanunda mal rejimi sözleşmesi. Mal rejimi. Evet, sözleşmesi diye geçiyor. İşte mal ortaklığı, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı şeklinde bölünüyor işte böyle. İşte mal ortaklığı diyor ki işte evliliğin öncesi sonrası her şeyimiz ortak diyor. Bunu kabul edelim diyor. Mal ayrılığı diyor ki herkes kendi eşyası kendine kalsın diyor. Mal tamamen ayıralım diyor. Bir de paylaşmalı mal ayrılığı var. İşte diyor ki bir kısmı bölelim, bir kısmımız işte ayrılalım yani o şeyleri ayıralım diyor. Ama şu an aslında evlenen her bireyin sözleşmesi şu yönde edinilmiş mal rejimi sözleşmesi. Bu da eşler 1/2 evlilik birliği içerisindeki alınan şeyler bölünüyor. Evet. İşte bunlar neler olabilir? İşte maaş, ücret, emekli sandığı ödemeleri olabilir, kişisel malların gelirleri olabilir. Mesela kişisel mala örnek verebilirsek, diş fırçasına bir örnek verebiliriz. Mesela bu kişisel bir maldır. Veya anne ve babamızın işte miras kalan evi, arabası, bize miras bıraktıkları veya bize bağışlanan şeyler kişisel maldır. Bunlar bölüşmeye alınamaz. Ama dediğim gibi miras bırakan, miras kalan bir ev var. Bunu biz kiraya verdik diyelim. Eşimiz kiraya verdi. Bu kirayı biz 1/2 şeklinde paylaşabiliyoruz. Ama o evi paylaşamıyoruz. Kirasını alabiliyoruz evet. Ama evi alamıyoruz. Çünkü kanun kişisel malların gelirleri der. Evet. Peki bir de evlenmeden önce bir araba alındı krediyle. Bunun paylaşımı nasıl oluyor? Onu da şöyle açıklayabilirim. Mesela 100.000 TL çektik diyelim. Misal veriyorum. 20.000 TL'sini biz ödedik. İşte evlenmeden önce ödedik. Evet. Evlenmeden önce ödediğimiz için onu mal rejimine sokamıyoruz. Ama 80.000 TL kaldı. O da evlilik birliği içerisinde ödeniyor. Çünkü insanlar hep şöyle bakıyor. İşte eşim çalışıyor, eşim parasını alıyor, tapusu onda oluyor. O zaman evde temizlik yapan hanımefendiler o zaman mağdur duruma düşüyor veya o da bir evin bütçesine katkı yapıyor. Bunların da yasa önüne geçmek istemiş ve ne olursa olsun evlilik birliği içerisindeki ödenen şeyler bölünüyor. Ha buradaki 20'lik kısmı alamıyoruz, %80'lik kısmı alabiliyoruz. Onları da %40 bölüşüyoruz. Evet. Evlilik sözleşmesi devamında da bu mal paylaşımın konusunda aldatma veya hayata kastetme oldu. Bunun sonucunda bir mal paylaşımı olacak. Bu tarz yaşanabilecek kötü hadiselerden sonra yapılacak mal paylaşımında bir farklılık oluyor mu? Şöyle muhakkak çünkü bu kanun aslında iki maddeyi de bölmüş zina ve hayata kast diye aldatma zina diye geçiyor. Evet. Burada da denkleştirme oranına göre bakılıyor. Kusur kim tarafında daha yüksekse o azaltılıyor veya tamamen verilmeye de biliyor. Evet. Bu konuya dikkat etmekte fayda var. Verilmeyebiliyor. Evet. Bu ihtimal de bu var. Bu ihtimal de var. Evet, nişanlandık, evlendik, geldik boşanma sürecine. Boşanma davası sürecinde davayı kimin açtığının bir önemi veya getirdiği olumlu, olumsuz herhangi bir katkısı var mı? Aslında bu çok soruluyor. Sanki şeymiş gibi, hani ben önce açarsam bir sıkıntıya düşermişim gibi düşünülüyor. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü kusuru siz değiştiremeyeceksiniz. Kim daha önce açsa bile siz kusuru değiştiremeyeceksiniz. Ondan dolayı da bunu hakim takdir edecek. Kimin açtığının bir önemi yok. Aldatma söz konusu oldu, zina söz konusu oldu. Aldatan, aldatılan hangisi evet. Açtı bir önemi yok. Evet, şöyle bir durum var mesela. Aldatıyor insanlar, bir de üstüne boşanma davası açıyor. Yani tabii ki açılması gerekiyor. Bir de üstüne sanki o yapmış gibi boşanma davası açılıyor. Zannediyor ki ilk ben açtım, kusur benden kalkacak. Ben boşanmak istiyorum bir de diye. Tabii ki bu durumların önüne geçmek istedik. Evet, boşanma davası peki hangi sebeplere dayanılarak açılabiliyor? Boşanma davası dediğimiz gibi zina, aldatma, hayata kast maalesef. Bir de hayata kastı eklemem gereken şu, eşlerin birbirlerine karşı bir hayata kastı olmalı. İşte eşin annesine veya babasına olduğu zaman bu hayata kast şeklinde olan bir boşanma sebebi olmuyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Pek kötü muamele işte veya eşiniz suç işliyor. Ama bu yüz kızartıcı, işte utanç verici suçlar, ne bileyim hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık diyelim. Bir de terk dolayısıyla bir boşanma sebebimiz var. Tabii ki en temelimiz evlilik birliğinin temelden sarsılması şeklinde boşanma sebeplerimiz var. Bunu aile mahkemesinde açabiliyoruz. Bazı ilçelerde aile mahkemesi olmuyor. Onlarda da aile mahkemesi sıfatıyla asli hukuk mahkemesinde açılıyor.
Evet, siz de bahsettiniz, eşi hırsızlık suçundan ceza aldı birinin. Bu boşanma davası açması için yeterli bir sebep mi? Aslında şöyle, tabii ki hırsızlık yaptığı için sırf bu nedenle boşayamıyoruz, yani boşanamıyorlar. Şöyle oluyor, ilk şart gerçekleşiyor aslında hırsızlık. Bir de ortak hayatı bu çekilmez bir hale getirmesi lazım. Yani ben artık buna dayanamıyorum, işte bu hareketleri sürekli devam ediyor, artık kendi itibarım zedeleniyor, ben de kötü oluyorum diye. Bu iki sebep gerçekleşirse hakimin takdiriyle de bu iş bitecektir. Başlı başına bir sebep o zaman evet. Olabiliyor. Bir de anlaşmalı boşanma var. Zannediyorum ki kolay kısmı işin. Evet. Anlaşmalı boşanmak için ne yapmak gerekiyor? Anlaşmalı boşanmak için en az bir yıldır evli olmamız lazım. Bir protokol imzalanıyor. İşte taraflar bizzat gidiyorlar hakime. İşte diyorlar ki biz böyle böyle boşanmak istiyoruz. Boşanacağımız şeylerde, konularda işte biz aramızda vakıf olduk, anlaştık. Hakim dinliyor, işte velayet olsun, işte başka konular olsun dinliyor. Ve diyor ki ben şöyle karar vereceğim, değişiklikler yapacağım, kabul ediyorsanız ben de kabul edeceğim diyor. Onlar da taraflar da değişiklikleri kabul ederse anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş oluyor. Hanımlar, kolay olan sizin için de bu yol. Çünkü tek celse olayı böyle ilerliyor. Çünkü bir sene, iki sene gibi çekişmeli boşanmalar sürebiliyor. Bu da çok iki tarafı da aslında çok yıpratıyor. Evet, çocuk varsa çocuklar için de zor bir süreç oluyor, taraflar için de zor bir süreç oluyor. Hem maddi hem manevi her anlamda evet. Anlaşmak gerekiyor. Evet. Anlaşmalı boşanabilmek için de. Evi terk etmenin koşulu hangi şartlarda oluşuyor? Evi terk etmek için aslında şöyle, diyelim ki haklı bir sebebi olmaması lazım terk eden kişinin. Maalesef doğu bölgelerimizde bu daha çok yaygın. İşte eve başka bir kadın getiriliyor. İkinci evlilik zorlanılıyor. Bundan dolayı da kadın evi terk ediyor ve şey deniliyor işte. Kadın evi terk etti. Ben o zaman boşanayım ve ben haklı çıkayım. Böyle bir durum yok. Haklı bir neden olmadan ev terk edilmeli. Ve şöyle olmalı. Hakime gideceğiz. Diyeceğiz ki 4 ayımızı geçirdik. 4 aydır eve dönmüyor. Hakim de diyecek ki 2 ay daha ben ihtar süresi vereyim. İki ay ihtar süresi geçtikten sonra da boşanma davasını biz açabilir hale geliyoruz terk dolayısıyla. Evet. Bunun ispatı nasıl oluyor Kübra Hanım? Karşı taraf, evi terk eden taraf, hayır ben bu süreçte eve geldim, belli bir süre durdum, geri gittim dedi, yalan söyledi. Kadının ya da erkeğin evi terk eden kimse karşı tarafın beyanı esas alınıyor mu? Tabii ki, yani beyan şöyle esas alınıyor, biraz daha tanıklarla işi kuvvetlendirebiliriz. Hı hı. Veya işte binanın giriş çıkış kamerasıyla bunu kuvvetlendirebiliriz. Komşulara deriz ki işte geldi mi gelmedi mi benim için tanık olur musun der, hı hı. deyince. Zaten komşu da olacaktır böyle bir durumda, eve hiç gelmedi, gitmedi. Hı hı. Bunu da bu şekillerde ispatlayabiliyoruz ama dediğim gibi olay ne şekilde olursa cevaplamam daha da öyle kolay oluyor şimdi, evet. Evet. Peki diyelim ki boşanmak istiyor taraflar ama boşanma gerçekleşmedi. Hakim boşamadı tarafları. Ortak hayatta yeniden kurulamıyor, anlaşılamıyor. Bu gibi durumlarda ne yapılmalı? Evet, aslında bu genellikle şöyle oluyor. Diyelim ki kadın eve şey yapıyorlar, işte boşanma davası oluyor. Ben senden ayrılıyorum, ben senden ayrılıyorum deniliyor ve evden gidiliyor, boşanma davası açılıyor. Ama eve tekrar dönüyorlar boşanma davası sürecinde ve tekrar deneyelim diyorlar. Böyle bir durumda da boşanma davası reddediliyor. Ama boşanma davası reddediliyor, kesinleşiyor. Sonra eve tekrar kimse dönmüyor ve 3 yıllık bir süreç geçiyor. 3 yıl boyunca da ortak hayat yeniden kurulamıyor. Böylelikle de eşlerden birinin müracaatıyla da direkt boşanabiliyoruz. Böyle bir imkan da var. Bizim zaten evlilik birliğimiz sağlanamadı şeklinde evet. beyanda bulunuluyor. Evet, evet. Zannediyorum ki birçok kişinin kaçtığı bir şeydir, hiç hoşlanmadığı bir şeydir. Cimrilik. Evet. Bu bir boşanma sebebi mi? Evet, bu da bir boşanma sebebi aslında. Çünkü bazen insanlar bıçak kemiğe dayanıyor artık. Şöyle oluyor, mesela kadını boş ol demek de bir boşanma sebebi aslında. İşte esasen işte eski sevgilimi özledim diyor. Bu da bir boşanma sebebi. İşte üvey çocuğum var, hiç boşanmayla ilgisi yok gibi gözüküyor ama üvey çocuğum var, kötü davranıyor, ona şiddet uyguluyor, iyi davranmıyor. Bu da bir boşanma sebebi. İşte ya da ağır masraflı harcamalar var.
artık yetemiyorsunuz. Bu durumda da boşanmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bunlar aslında Yargıtay içtihatlarında olan kararlar, boşanma sebepleri, bu saydığım sebepler. Konuları da dikkat etmek gerekir tabii ki. Cimrilik de onlardan evet, bir tanesi. Aile konutu habersiz bir şekilde satılabiliyor mu? Eşler tarafından satılırsa ne oluyor? Aile konutu, yanılmıyorsam madde 194'tü Medeni Kanun. Aile konutunu, ortak konutu biz kendi kafamıza göre devredemiyoruz. Çünkü müşterek bir konut var ve bu ne kadar erkeğinse kadının da bununla söz hakkı var. Kadının rızası alınmadan bu aile konutunu satamaz. Veya kirada oturuyorlar. Hani ev bile değil. Kira sözleşmesi çok ağır geldi deyip kira sözleşmesini kendi kendine feshedemiyorlar. Bunlar için diğer eşin rızası gerekiyor. Ama bazı durumlar var ki şey olmuyor. Mesela ortak hayatı devam ettirebilmek için, işten daha fazla para kazanabilmek için evi satmak gerektiği durumlar oluyor. Ve buna kesinlikle eş, diğer eş izin vermiyor. Böyle bir durumda da hakime müracaat ediyorlar. Hakime müracaat edilince de hakim yeterli sebepler varsa buna izin verebiliyor. Yani imkansız değil tabii ki. Evet. Eş zorladı, kadın kürtaj yaptırmak zorunda kaldı. Bu konu boşanma davasına nasıl dahil ediliyor? Şöyle, kötü bir durum tabii ki. Evet. Bunun adı tamamen duygusal bir şiddet. Evet. Evlilik birliğinin temelden sarsılması şeklinde açılabilir bu dava. Tabii ki bu durumda da boşanılabilir. Evet. Bir kadına şiddete şahit oluyorum ama tanıklık etmek istemiyorum. Bu durumda ne yapılıyor? Aslında böyle bir olayımız yok yani. Tanıklıktan böyle kendi kafamıza göre gördüm, olmayacağım, gitmeyeceğim diyemiyoruz. Çünkü tanıklık bir zorunluluktur. Ve bu tanıklık yapmadığımız süreç boyunca da bize para cezası gelebilir. Evet. Veya hapis cezası da olabiliyor. Yani ama şuna da dikkat etmekte fayda var. Yani maalesef yalan yere tanıklık da yapılabiliyor. Çok üzücü bir durum. Seçtiğimiz tanığa tabii ki dikkat etmemizde fayda var ama zorunluluktur. Tanık gösterilen kişi mahkemeye gitmek zorundadır. Benim inisiyatifimde değil. Evet. Ben sizin herhangi bir olayınıza şahit oldum. Hı hı. Siz şahit olduğumu biliyorsunuz, tanık olarak yazdırıyorsunuz. Bunu bana sormak, danışmak, izin almak zorunda değilsiniz. Evet. Yani şöyle, tabii ki yine söylemekte fayda var ama yani şiddet uygulanıyor ve bir tek siz görüyorsunuz. Evet. Ve bunu bazen ispatlanamayan durumlar olabiliyor. İşte saç çekmesi, bu belli olmuyor vesaire. Böyle bir durumda tanıklıktan kaçınmak da çok iyi bir davranış değil tabii kesinlikle, ki. Kesinlikle, kesinlikle. Boşanma gerçekleşti. Çocuğa annenin soyadı verilebiliyor mu? Evet, aslında son dönemlerde böyle bir gelişme okumuştum, duymuştum da. Annenin soyadı çocuğun menfaatine ise yapılabiliyor. Evet. Bu çocuğun menfaati durumuna göre değişiyor tabii ki. Annenin soyadı da verilebiliyor artık. Verilebiliyor. Evet. Velayet neye göre anneye veriliyor peki? Bir de çalışmayan bir anne ise velayet verilebiliyor mu? Velayet durumu iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası şeklinde gerçekleşiyor. Tedbir nafakası, diyelim ki dava sürecindeyiz. Ama dava sürecinde işte adam eve gelmiyor veya eş eve gelmiyor. Böyle bir durumda işte diyorsunuz ki ne yiyeceğim, ne içeceğim. Bunu önüne geçmek adına tedbir nafakası oluşturulmuş. Bu da dava sürecinde bir nafaka veriyor size. Bu nafaka da boşandıktan sonra yoksulluk nafakasına dönüyor. Bu yoksulluk nafakası sürekli oluyor. Yani sürekli derken belli şartları var tabii ki bitişi için. Bir de iştirak nafakası var. Bunlar da çocuğa verilen nafaka. 18 yaşında doldurduğunda tabii ki çocuk kendiliğinden kaldırılabiliyor. İşte üniversiteye gitme vesaire durumları haricinde bunları hakim takdir edecektir ve belirleyecektir. Çalışmayan anneye, bu böyle düşünülüyor ama değil, çalışmayan anneye de tabii ki velayet verilebiliyor. Yani 3 yaşına kadar çocuk anneye muhtaç bir halde. Yani emzirilmesi gerekiyor, süt olması gerekiyor. Bunlar için zorunluluk bu aslında biraz da. O yüzden anneye çalışmasa da verilebiliyor. Ha, diğer durumlarda da verilebiliyor. Çocuğun menfaatine bakıyorlar. Ha, tabii ki şu durumlar var işte. Anne diyelim ki farklı tuhaf davranışları varsa öyle bir durumda da tabii ki babaya verilebiliyor. Ama işte yüz bu dediğimiz kızartıcı, evet, suçları yani, vesaire. Tam olarak öyle de değil aslında ama yani olağanüstü durumlarda diyelim. Bu anneden alınabiliyor veya anneye verilmeyebiliyor. Çok olağanüstü durumlar oluyor 0-3 yaş aralığında. Kendi kanaatimce, evet, diye cevaplayayım.
eşlerden biri diğerini aldattı. Evet. Karşı tarafta bunu öğrendi. Ancak boşanma gerçekleşmedi. Barıştılar. Aradan biraz zaman geçti ve boşanma davası açmaya karar verdi aldatılan kişi. Evet. Açabiliyor mu? Aradan zaman geçince. Zaman geçiyor, barışıyorlar. Evet. Barışınca şöyle bir şey var. Zinada ve hayata kasta affederseniz karşı tarafı eşi tekrar boşanma davası açamıyorsunuz. O sebepten evet. dolayı açamıyorsunuz. Evet. Bir de yani aldatıldığınızı öğrendikten sonra işte bir 6 aylık süreciniz var zinadan dolayı. 6 aylık süreciniz var öğrendikten sonra ve herhalde 5 yıllık bir süreniz var. Bu şekiller içerisinde bu temalı boşanma davasını açabiliyorsunuz diyelim. Affederseniz maalesef böyle bir imkanımız olmuyor. Çünkü öyle bir durumda çok hukuk davaları da çok bir meşguliyet evet. durumuna düşerlerdi. Evet, hemen açılamıyor o konuyla ilgili. Evet, boşanma davası sürecini geçirdik. Nafakaya geçeceğiz. Kısa bir ara verelim. Evet sevgili seyirciler, Kadın Kadına programında avukat Kübra Nur Gündüz'le kadınlardan en çok gelen sorular üzerine konuşuyoruz. Nişanlılık süreci, evlilik sözleşmesi ve boşanma davası süreçleriyle ilgili genel soruların cevaplarını avukat Kübra Nur Gündüz'den aldık. Nafaka konusuyla devam edeceğiz kısa bir aranın ardından. Anadolu'nun güçlü sesi Anadolu RTV ekranlarında Kadın Kadına devam ediyor sevgili seyirciler. Avukat Kübra Nur Gündüz bu haftaki konuğumuz. Kadınlardan en çok gelen, en sık sorulan sorular üzerine konuşuyoruz. Nişanlanma süreci, evlilik sözleşmesi süreci, boşanma davası süreciyle ilgili konuştuk. Ve geçiyoruz nafaka sürecine. Nafaka çeşitleri nelerdir? Önce bunu soralım. Evet, aslında bu soruyu az önce geniş bir şekilde cevaplamaya çalışmıştım. Dediğim gibi bu tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası şeklindeydi. Burada aslında ben daha çok şöyle bir konuya girmek istiyorum. Mesela şey oluyor, kadın çalışmadığı için bir ev vesaire de olmuyor. İşte veya bu mal rejimi sözleşmesi, mal rejimi davası açılmadığı için de eş diyor ki diğer erkek eş evden çıksın diyor. Böyle bir durumda da kadın nerede kalabileceğini bilemiyor. Büyük bir mağduriyet oluşuyor. Böyle bir durumda kadınlar bunun aslında önüne geçebiliyorlar. Ufak bir diyor. Bir beyan dilekçesiyle bir avukat, bir beyan dilekçesiyle hakimin takdiriyle tabii ki müşterek konutun dava sonuna kadar tahsisini hem çocuğu hem kendi için isteyebiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet. Kimler nafaka alabiliyor? Kimler nafaka alıyor? İşte kadınlar, aslında erkekler de alınabiliyor. Evet, böyle bir olayımız var. Tabii ki bu nadiren görülen olaylar arasında. Kadınlar alabiliyor, çocuklar alabiliyor. Bunlar nafakayı alabiliyorlar. Hatta dava devam ederken de dava bittikten sonra da alabiliyorlar. Bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Özellikle boşanmanın nedenine göre şahsi fikrim değişkenlik gösterebilir ama bu süresiz nafaka yine şahsi fikrim doğru olmadığını düşündüğüm uygulamalardan bir tanesi ki son zamanlarda bunun üzerine çalışmalar da yapılıyor. Evlilik yılına göre nafakaların sürelendirilmesi konuşuluyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu süresiz nafakadan kaynaklı yaşanan sıkıntılar üzerine. Aslında süresiz nafaka olayı tabii ki süresiz deniliyor ama bir yere kadar oluyor. Mesela kadın nafaka alacaklısı veya erkek nafaka alacaklısı evleniyor. Evet. Nafaka alacaklısı evlendiği zaman nafaka son buluyor. Evlenmediği sürece? Evliymiş gibi, fiilen evliymiş gibi yaşama durumları da var. İşte örneklerini verecek olursak kadın geliyor ve yeni sevgilisiyle fotoğraf atıyor bir erkeğe. İşte diyor ki senin paralarınla, senin nafaka paralarınla ben şu an tatil yapıyorum diyor yeni erkek arkadaşımla diyor. Böyle bir durumda da nafaka kaldırılabiliyor veya azaltılabiliyor. Hı. Veya nafaka alan taraf 5 bin lira alırken birden 20 bin lira almaya başlıyor. Böyle bir durumda nafakanın kaldırılması veya azaltılması süreci başlıyor.
Yani süresiz gibi gözüküyor ama belirli şartları tabii ki var. Veya erkeğin durumu çok düşüyor. Yani 5.000'di 2.000 almaya başlıyor. Veya evet. işte yani diyelim ki askeri sınırlar altında, tabii ki o süreci de değil ama işte 10.000'ken askeri maaş almaya başlıyor. Böyle bir durumlarda da nafaka azaltılabiliyor. Bazen de kaldırılabiliyor. Evet. Nafaka alan, az önce söylediniz ama hı hı. eski eş evleniyor, nafaka alacaklısı evleniyor. Bu durumda da nafakası kalkıyor. Evet. İstisnası yok. İstisnası yani kanun net bu yönde. İstisnasını ben duymadım. Evet. İstisnasız bir şekilde evlenme durumunda evet. nafaka ödemesi duruyor. Nafakanın ücreti neye göre belirleniyor? Bu sosyoekonomik duruma göre belirleniyor. Hakim tarafların durumuna bakıyor. İşte dediğim gibi ne kadar ücret alınıyor, ne kadar maaş alınıyor, neyi ne kadar harcanıyor. Sosyoekonomik durumuna göre hakim bir takdir ediyor. Bunun sonucunda da nafaka alınabiliyor. Nafaka miktarı ortaya çıkıyor. Evet, biraz da ziynet, düğün takıları üzerine konuşalım istiyorum. Düğünde takılan takılar boşanmada kimde kalıyor ve nasıl paylaşılıyor ve davaya nasıl konu ediliyor? Evet, bu işte denk geldi aslında. Kadın Kadına programında aslında güzel bir örnek olacak. Çünkü ziynet davaları genellikle kadından yana oluyor. Şöyle anlatayım. Evet. Mesela düğün takımız var. Bunun için tabii ki bir boşanma davası ile birlikte ziynet davasını açabiliyoruz. Veya ziynet davasını ayrı bir şekilde de açabiliyoruz. Düğünde diyelim ki erkeğe takılar takılıyor, erkeğe çeyrek altın takılıyor, işte çeşitli altınlar takılıyor. Bir de küpe takılıyor kuşağına veya işte kuşağına bilezik takıyorlar, işte bilinçli böyle yapıyorlar. Bir de kadına takılıyor, işte diyelim ki onlara da çeyrek altın, küpe, kolye vesaire takılıyor. Erkeğe takılan, kadına özgü olan takılar kadının malı sayılıyor, kadının kişisel malı sayılıyor. Yani tabii ki şöyle bir şey var, bu kadın derse ki daha sonrasında işte ben şey yapacağım, veriyorum size. İşte bağışlıyorum, ben evlilik birliğim içerisinde bunu sattım, ettim, kendi rızamla verdim derse tabii ki bu durumda ziynet davasını açıp alamıyor. Bunu tabii ki ispatlaması lazım karşı tarafında. Yani kadına özgü olan takılar erkeğe takılsa bile kadına ait oluyor. Evet. Kadın kusurluysa boşanmada? Kadın kusuruna tabii ki bakılıyor ama kişisel mal olduğu için kusuru biraz daha göz ardı edilebilir. Kişisele geçiyor evet, orada. Bir düzeye gelinebiliyor. Tabii ki bunu görüştüğünüz ve çeşitli olaylar bunu şekillendirebiliyor. Farklı farklı olaylarda farklı farklı yorumlar yapılabiliyor ama genel itibariyle bu. Evet. Düğün takıları, ziynet eşyaları boşanma halinde mal paylaşımına dahil edilebiliyor mu? Ha, mal rejimi, şu mal davası için diyorsunuz. Aslında kişisel mal olduğu için bu tabii ki elbette olmuyor. Bu ayrı bir dava şeklinde açmakta fayda var. Bu da karıştırılıyor. İşte mal rejim davasında şey yapılıyor, işte ziynet isteniyor. Hayır, o ikisi ayrı davalar. Ziynet davası açmamız daha iyi veya boşanmayla birlikte ziynet davası açılması daha mantıklı olur. Evet, evi terk eden eş ziynet davasını açabiliyor mu peki? Yargıtay'ın aslında bununla ilgili bir kararı şöyle var. Diyor ki eş evi terk ettiyse altınları da beraberinde götürmüş kabul ediliyor. Çünkü terk ettiğiniz yere bir daha dönmek istemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ve kendi hayatınızı şekillendirebilmeniz için de bir mal varlığınız olmalı. Ve altınların olduğunu bile bile iyi ben evi terk edeyim gerçekten de çok kulağa mantıklı ve hayatın olağan akışına aykırı bir durum gibi gözüküyor. Kadın veya erkek altınları alıp gittiği kabul ediliyor. Evet. Nişanlanma, evlenme ve boşanma süreci, nafaka, ziynet bu şekildeydi. Biraz da iş hukuku üzerine konuşalım istiyorum. İş sözleşmesi feshedilen işçiye ne kadar ihbar süresi verilir? Şöyle, kanun bunları işte 6 ay, 1,5 yıl, 3 yıl şeklinde bölmüş. İşte 2 hafta ihbar tazminatı, işte 4 hafta, 6 hafta ve 8 hafta şeklinde ihbar tazminatı süresi parasını alabiliyoruz. İhbar tazminatının aslında şartları var. Evet, bu şartlar nelerdir? Evet, bu şartlar şöyle, belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olmalı. İşçi tarafından usulsüz bir fesih olmalı. Veya işveren tarafından bir usulsüz fesih olmalı. İhbar tazminatının genelde sadece işçi alınabiliyor diyor. Böyle bir durum değil aslında. İşveren de ihbar tazminatını alabiliyor. Mesela işçi usulsüz yere fesih yapıyor ve gidiyor. İşveren de işinde çalıştırılabilecek bir nitelikli eleman o sıra bulamıyor.
Bunların da önüne geçmek adına kanun hem işverene hem işçiye ihbar tazminatı alma fırsatı tanıyor. Diyelim ki 2 yıllık çalışanız. Bu kanunda 6 haftalık bir ihbar tazminatı süresi var. Eğer biz kafamıza göre çıkacağız diyeceksek eğer 6 hafta daha orada çalışmamız gerekiyor ihbar tazminatı ödememek için. Evet, bir de kıdem tazminatı var. İşçi hangi aylarda kıdem tazminatına hak kazanıyor? 1 yıllık kıdem tazminatı ne kadar oluyor? Evet, işçi kıdem tazminatını 1 yıllık çalışması sonucunda alabiliyor. İşte işçinin ölümü halinde alınabiliyor. Veya kadın işçinin evlenmesi halinde bu alınabiliyor. Erkeğe özgü bir durum değil. Sadece kadın işçi evlenirse kıdem tazminatı alıyorum, ayrılıyorum diyebilir. Tabii ki evlendikten sonra 1 yıllık süreye dikkat etmek gerekiyor. Bu 1 yıl içerisinde almamız gerekiyor. İşte emekli olursak alabiliyoruz. Bunların örnekleri çoğaltılabilir. Evet, hemen hemen tüm kadınlar çalışma süreci içerisinde bir doğum izni süresine tabi oluyor. Bu izin ne kadardır? Öncelikle bunun cevabını alalım. Bir de doğum izninin ardından çalışan kadınlar ücretsiz izin talep edebiliyorlar mı? Evet, doğum izni doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta şeklinde ikiye ayrı bir şekilde izin alabiliyorlar. Tabii ki toplam 16 haftalık bir izin süreçleri var. Bazı durumlarda doktor kontrolüyle işte doktor raporuyla izinliyse eğer bu konuda doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışıp doğumdan sonraya o eksik kalan 5 hafta ekleniyor. İşte 3-13 şeklinde eklenebiliyor. Tabii ki çoğul gebelikte bu izin süreleri daha yüksek. Doğumdan önce 2 hafta ekleniyor. Ücretsiz izin isteyebiliyorsunuz. Yalnız tabii ki bu süre boyunca ücret almadan ama işten çıkarılma korkunuz da olmadan bu olaya girebiliyorsunuz. 6 aylık bir süre var. Tabii ki bu 8 hafta ve 8 haftanın bitiminden yani doğum izninin bitiminden itibaren bu 6 aylık süreç başlıyor. Bu konuda kanunun sağladığı bir kolaylık var. Evet. Ben talep ediyorum ücretsiz izni ama işveren vermek istemiyor. Böyle bir durumla karşılaşılabiliyor mu? Talep ediyorsa vermek işveren zorunda tabii ki. Evet. Bunun örneklerini maalesef ki yaşıyoruz. Daha yakın zamanda bir gazeteci meslektaşımız da yaşadı bunu. Doğum izninde işten çıkarılması durumunda ne yapılıyor peki? Böyle bir durumda işverenin vay haline şöyle ihbar tazminatını açabiliyoruz. Kıdem tazminatını biz açabiliyoruz. İşte eşit davranmama ilkesi var. Bundan dolayı biz 4 aya kadar ücret tutarında davasını açabiliyoruz. Kötü niyet tazminatı var. Bu durum tamamen kabul olunursa, sırf doğum izni diye yapılırsa, işte ihbar tazminatının 3 katı tutarında bir kötü niyet tazminatı da alabiliyoruz. Veya işe iade de isteyebiliyoruz. İşte belirsiz sözleşmesi olmalı tabii ki. İş yerinde işte 30 kişi ve üzeri bir çalışan olmalı ve 6 aylık kıdemi olursa işe iade için de biz bu süreci ilerletebiliyoruz. Evet, konunun başında işverenin vay haline dediniz. İçeriğini dinleyince de gerçekten öyle olduğunu anlamış olduk. Evet Kübra Hanım, benim soracağım sorular bu kadardı. Eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? Öncelikle ben buradan kadın meslektaşlarıma çok selam gönderiyorum. Tüm sevenlerime de buradan tabii ki selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Özellikle kadın izleyicilerimizi çok aydınlatıcı konuları oldu verdiğiniz cevaplar. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel ağırlandım. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Bir Kadın Kadına programının daha sonuna geldik. Anadolu'nun güçlü sesi Anadolu RTV ekranlarında haftada her gün Kadın Kadına programında farklı konu ve konuklarla karşınızda oluyoruz. Bu haftaki konuğumuz avukat Kübra Nur Gündüz oldu. Kadınlardan en çok gelen soruların cevaplarını verdi bizlere. Bir başka Kadın Kadına programında yeniden görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.